Derya 3 yıl önce Selim'le evleniyor. Selim'in en yakın arkadaşı Emre, Derya'nın eski sevgilisi çıkıyor. Derya, Selim'i komşuları olan Erdoğan'la aldatıyor. Derya'nın annesi babasını başka bir adamla aldatıyor. Selim'in amcası Hayret'in karısını Selim'in en yakın arkadaşı olan Emre'nin annesiyle aldatıyor. Emre ise intikam olarak Selim'in karısı Derya ile birlikte oluyor. Derya kocasını kayınpederiyle aldatıyor. Aynı zamanda Selim'in 10 tane arkadaşıyla yazışıyor. Derya'nın görümcesi kocasının Derya ile bir ilişkisi olduğunu iddia ediyor. Tabii bununla da kalmıyor. Derya'nın Selim'in amcasıyla da bir ilişkisi olduğu ortaya çıkıyor. Derya komşuları olan Buket'in kocası Sergen'le yasak aşk yaşıyor. Derya'nın Selim'i aldattığı Erdoğan kayınpederi tarafından öldürülüyor. Derya'nın kocası Selim ise Derya'nın sevgililerinden biri tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Of! Beyniniz yandı değil mi? Anlatacağım. Şimdi konunun en başına dönelim. Konu başlığımız Derya'nın fantezi dünyası. Hikayenin başına baktığımızda Derya şu an 19-20 yaşlarında. Yani 3 yıl önce evlendiğine göre 16-17 yaşlarında evlenmiş. Kocası Selim'le sosyal medya üzerinden tanışmış. Hatta evlenmeden önce Selim'den hamile kalmış. Gelin olarak geldiğinde zaten hamile olarak gelmiş. Kocası Selim bununla evlendikten sonra askere gitmiş. O askere gittiği süreç içerisinde Erdoğan dediği kişiyle, yani köylüleri Erdoğan'la ilişkileri başlamış. Bir takım yazışmaları, görüntülü konuşmaları, hatta müstehcen fotoğrafları ortaya çıkmış. Selim askerden döndükten sonra Derya ile Erdoğan'ın ilişkisi hala devam etmiş. Bu arada Selim'in en yakın arkadaşı olan Emre ile de Derya'nın bir takım dedikoduları çıkmış. Emre başkasıyla nişanlıymış. Ve yine benzer dedikodular aile içerisinde de çıkmaya başlamış. Derya'nın görüncesi Derya'nın kocasıyla bir takım ilişkileri olduğunu iddia ediyor Müge Anlı'da ve aynı zamanda babasıyla da bir takım söylentilerin olduğu. Yani Derya'nın kayınpederiyle de ilişkisi olduğunu Müge Anlı'da iddia ediliyor. Tabi bununla da kalmıyor. Derya'nın Selim'in amcasıyla da bir ilişkisi olduğu ortaya çıkıyor. Selim'in amcası Selim'in en yakın arkadaşı olan Emre'nin annesiyle yıllar önce bir takım dedikoduları çıkmış köyde. İddialara göre Emre de Selim'in amcasından intikamını almak için Selim'in karısıyla birlikte olmuş. Emre dediğimiz kişi nişanlı. Erdoğan dediğimiz kişi evli. Derya biraz ayran gönüllü olduğu için herkese mavi boncuk dağıtmış gibi görünüyor ekranlarda. Erdoğan dediğimiz şahısla uzun süreli bir ilişkisi olmuş. Kocası askerden döndükten sonra da gece yarısı kocası uyuduktan sonra kendisi başka bir odada Erdoğan dediğimiz kişiyle, yani bunların köylüsü olan Erdoğan'la görüntülü yarı çıplak sohbet ediyorlarmış. Erdoğan da Derya ile görüntülü konuşurken SS almış ve bunu köydeki gençlere dağıtmış. Köyde iyice bu dedikodular çıkınca o müstehcen fotoğraflar elden ele dolaşıp en son Selim ve kayınpederinin eline geçmiş. Yine iddialarına göre Erdoğan bir gün Derya'nın kayınpederinin yolunu keserek ben senin gelininle birlikte oldum, hatta oğlunun yatak odasında birlikte oldum, beni vurabilirsin, öldürebilirsin gibi bir muhabbet geçmiş aralarında ve Derya'nın kayınpederi bunu ayağından vurmuş. Bir süre hastanede yattıktan sonra koronadan öldüğü iddia ediliyor ama polis bunun peşini bırakmadı tabii ki. Derya'nın kayınpederini Erdoğan'ı öldürmekle suçlayarak cezaevine atıyorlar. Tabii o sırada Derya ile Selim boşanıyorlar. Derya annesinin evine gidiyor ama Derya'nın fantezi dünyası orada da devam ediyor. Orada aynı mahalleden Sergen diye evli bir adamla çıkmaya başlıyor. Hatta bu Sergen'le ilişkileri bayağı sürüyor. Daha sonra Derya karısının yanına gidiyor. Kocanı bırak ben alacağım falan diyor. Hatta Sergen'in annesine gidiyor ve ben sizin oğlunuzu seviyorum. Eski karısını boşayın, beni alın falan. Böyle bir şeyler söylüyor. Boşandıkları o süreçte Derya hala eski kocası Selim'le konuşmaya devam ediyor. Aynı zamanda Erdoğan'la da konuşmaya devam ediyor. Aynı zamanda Sergen'le de konuşuyor. Aynı zamanda ailenin iddialarına göre Selim'in yaklaşık 10 tane arkadaşıyla da yazışmaya devam ediyor. Erdoğan öldükten sonra ve kayınpederi cezaevine girdikten sonra köyde dedikodular almış başını gidiyor. Durum böyle olunca Emre Selim'in ailesine gidip kendisinin de Derya ile daha önce ilişkisi olduğunu itiraf ediyor. Müge Anlı'nın programında Derya'nın yazışmaları ortaya çıktı ve o yazışmalarda aslında herkesle aynı anda konuştuğu ortaya çıktı. Aynı zamanda eski kocası olan Selim'le de müstehcen konuşmaları, bayağı fantezi dünyaları rengarenk. Yani Derya'nın iddialarına göre Selim ona başkalarını da aramıza alalım, beraber işte grupça bir şeyler yapalım falan filan gibi böyle müstehcen muhabbetler geçmiş aralarında. Bu 19 yaşında 20 yaşındaki genç kızımız fantezi dünyasıyla ortalığı 56 yapmış. Bir iki ay önce ise Selim birileri tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş ama kim olduğu belli değil. Aile Derya'nın sevgililerinden biri olduğunu düşünüyor. Tabi dava hala sürüyor. Bu ara saçına dönen ilişkide baktığımızda Derya dediğimiz kız için aslında 3 tane kayıp söz konusu. Yani Erdoğan öldü, kocası Selim öldü, kayınpederi Erdoğan'ı öldürdüğü için cezaevine atıldı. Peki Derya'nın kocası Selim'i kim öldürdü? Bu hala kocaman bir soru işareti. Dedikodular şu yönde. Derya'nın ilişki yaşadığı Selim'in de en yakın arkadaşı olan Emre veya Derya'nın ilişki yaşadığı Selim'in amcası olan Hayrettin veya Derya'nın ilişki yaşadığı evli olan Sergen veyahut hala ifşa olmayan, kimsenin bilmediği, sadece Derya'nın bildiği bir sevgilisi veya sevgilileri.
Eminim ki tabii ki Müge Anlı bu konuyu en yakın zamanda açıklığa kavuşturacak. Ve işin en ilginç tarafını söyleyeyim size. Müge Anlı'da, Esra Erol'da ve benzeri programlarda buna benzer binlerce hikaye izliyoruz. Hepsi de birbirinden daha rezil. Baktığımızda bu hikayelerin baş kahramanları kırsal bölgelerde, Anadolu'da veya herhangi bir köyde yaşayan insanlar ve bu insanların ortak özellikleri hepsinin tesettürlü olması. Bu çok ilginç sosyolojik bir soru. Nedenini bilmiyorum ama bu programlarda ve bu hikayelerde anlamamız gereken şey ahlakın ve namusun kapalılıkla, muhafazakar görünmekle ya da saçı başı açık olmakla alakası yok. Bugün bunu herkesin anlama ümidiyle kendinize iyi bakın, görüşürüz.